Bakalım limit h sıfıra giderken 5 çarpı logaritma 2 artı h eksi 5 çarpı logaritma 2 bölü h'nin limitini bulabilecek miyiz? Şimdi videoyu durdurup kendi başınıza çözmeyi deneyeceğinizi bildiğim için size küçük bir ipucu da vereyim. Türev özelliklerini aklınıza getirin. Özellikle logaritmik fonksiyonların türevlerini, özellikle bu durumda 10 tabanındaki logaritmik fonksiyonların. Eğer birinin tabansız bir logaritma yazdığına denk gelirseniz, biliyorsunuz ki tabanda aslında görünmeyen bir 10 var. O zaman videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Burada hatırlamanız gereken önemli nokta. Eğer elimizde bir fx varsa şuraya yazalım fx ve diyelim ki f üssü x diyelim ki f üssü bir sayıyı mesela a'yı bulmak istiyoruz. O zaman bu ifade eşittir limit x pardon pardon h sıfıra giderken f a artı h eksi f a bölü h olarak yazabiliriz. O zaman sorudaki ifade limitin tanımına çok benziyor öyle değil mi? Tek fark burada ekstradan 5 çarpanlarının olması ama bu 5'leri ortak çarpan parantezine de alabiliriz ve ortak çarpan olarak da bölüm ifadesinin önüne yazabiliriz. Limit özelliklerinden de bildiğimiz üzere bu çarpanları limitin dışına çıkarabiliyoruz. O zaman bunu yapalım. Her iki 5'i de alıp çarpan olarak limitin başına koyalım. Evet, 5 çarpı limit h sıfıra giderken logaritma 2 artı h eksi logaritma 2 hepsine birden bölü h. Şimdi burada sarıyla yazdığımız ifadeyi tanımış olabilirsiniz. Çünkü bakın eğer fx eşittir logaritma x ise... Evet f üssü aslında f üssü 2'yi bulmak istiyorsak diyelim o zaman burası limit h sıfıra giderken logaritma 2 artı h 2 artı h eksi logaritma 2 ve hepsine birden bölü h olacak öyle değil mi? Öyleyse aslında burada gördüğümüz şey buraya yazdığımız ifade tanım olarak f üssü 2'ye eşit. Evet. Eğer fx eşittir logaritma x ise burası f üssü 2 oluyor. f üssü 2. Peki bunu bulabilir miyiz? Eğer fx eşittir logaritma x ise f üssü x nedir? f üssü x evet burada limit tanımını kullanmak zorunda değiliz. Hatta bu limiti hesaplamak için limit tanımını kullanmak işimizi zorlaştırır. Ama logaritmik fonksiyonların türevlerini nasıl alabileceğimizi biliyoruz. O zaman f üssü x eşittir 1 bölü tabanımızın doğal logaritması. Tabanımızın ne olduğunu söylemiştik 10'du. Yani 1 bölü ln 10 çarpı çarpı x öyle değil mi? Eğer burası doğal logaritma olsaydı o zaman burası e'nin doğal logaritması çarpı x olurdu. e'nin doğal logaritması 1 olduğu için buranın 1 bölü x olma sebebini de açıklamış olduk. Ama burada herhangi başka bir taban olsa bile tabanın doğal logaritmasını tabana yazarız. Peki f üssü 2 kaç ediyor? f üssü 2 eşittir 1 bölü ln 10 çarpı 2. Öyleyse bütün bu ifadeyi 5 çarpı buradaki ifade olarak yazabiliriz. Onu da şöyle 5 bölü 5 bölü ln 10 çarpı 2 olarak yazabiliriz veya 2 çarpı ln olarak da yazabilirdik fark etmez. Bu tür egzersizlerdeki asıl nokta kendi başınıza limiti nasıl hesaplayabileceğinizi düşünmekte yatıyor. Sonra bir bakmışsınız bir logaritmik fonksiyonun türevine çok benzemiş. Özellikle de x eşittir 2'deki türevine. Eğer bu 5'leri ortak çarpan olarak yazabilirsek sonra bu 5'leri ortak çarpan parantezine alıp dışarıya çıkarırsanız bunun logaritma x'in x eşittir 2'deki türevi olduğunu görmüş olursunuz ve zaten logaritma x'in türevini almayı öğrenmiştik. Eğer bilmiyorsanız da e tabanı haricinde başka tabanlara sahip olan logaritmaların türevlerini alıp kanıtlarını yaptığımız videolarımız var. Ardından türevini buluyorsunuz, 2'deki değerini hesaplıyorsunuz ve çözmüş oluyorsunuz.